Usta, paraları dediğin gibi dağıttırdım. Malı ne yapacağız? Dursun be Mati. Tamam dursun da sonra ne yapacağız? Sonra bakarız. Sonra ne zaman? Be Mati, alıcı mı var şu an şu dakika? Yani satacağız usta. Sorduğum bu. Sen ne diyorsun Abdülay? Sen satılmasını istemiyor musun abi? Niye uyuşturucu satmak isteyeyim? O zaman niye bu işe girdin? Girdiysen satacaksın. Yerin altındaysan her şeyi yaparsın. Abdülay haklı. Eski zamanda değiliz. Para topla yak, mal bul denize dök. Gördün usta, kolüyle para getirdik, 5 kuruş kalmadı. Alemde para harcayacaksın.
Alemin ne olduğunu biliyorum Memati. Uyuşturucu işi başka iş. Yani suya dökeceğiz. Memati hakikaten biri mi aradı seni? Bize toz lazım diye. Arasa veriyoruz yani. Arasın bakarız. Ulaşamıyorum sana. Bak sana hediye gönderdim. Ne demek niye gönderdim? Baban sana hediye yollamış. Doğru ya, doğum günü. Ben bilmem öyle şeyleri. Hediye gönderdim işte. Alo. Alo. Arkadaş, Londra diyorsun. Telefon çeker diyorsun. E çekmiyor. Bas bas. Bir kere de risk al be Yaşar ağa. Senin serçe parmağına hayatımı veririm. Oğlum, benim serçe parmağım senin hayatından daha değerli. Kızımla konuştum. Şansım yerine geldi. Hiç kaçarınız yok. Bu akşam 5 kuruş vermem. Kes. Peki. Arıyor. Alo, kesildi kızım. Ne var İlhan? Fabrikada mısın İlhan? Tamam, geliyorum. Hep aynı numara ağam. İnleyeceğini anlayınca bir şey uyduruyorsun. Beni emretmişsin amca. Özcan, git tırk aracına Süleyman'ı al buraya getir. Süleyman'la ne işin var amca? Sana ne diyorsam onu yap. Emredersin amca. Bu tırcı Süleyman'la amcamın ne işi var Zeynel? Bilmiyorum. Sen amcamın dibinden ayrılmayacaksın. Bilmeyeceksin öyle mi Zeynel? Hiçbir şey duymayıp bilmediğim için 20 senedir amcanın yanındayım. Geçmiş olsun Yaşar Bey. Sağ olasın komiserim. Çocuklar haber verdi. Bizim şoförler birbirine girmişler. İşi fazla büyütmeyelim ki zarar görmeyelim. Hırsızlık da var. Kamyonlardan birinin çalındığını söylediler. Dediğim gibi şoförlerin kavgası. Arabayı onlardan biri götürmüş. Hırsızlık yok. Komiserim, bizim malımızı kimse çalmaz.
Siz yine de içeriye bakın. Başka bir şey varsa bize haber ver. Sağ olasın. Seni arayacağım tabii. Kimi arayacağım? Her şeyi mi almışlar ilan? Parayı da, malı da. Malı da almışlar ha. Topla bakayım milleti. Kim varsa fabrikada nöbete koydu. Emredersin abi. Dayı ben sana söyleyeyim ucuza gittik. Elma mıdık armut mıdık ki ucuza gidek Cevher? Şşş! Beni sinir yedisin ha. Dayı karşılığında ne verdik bu paranın? Ben onu bilmeyeyim ya. Ondan diyeyim. Dostluğumuzu. Dayı. Senin dostluğun cihana değer mi? Ucuza gitmemişik. 5 kuruşa gitmişik. Cevher ulan 40 yıldır yanımdasın. Ya senin bir kuruşunu görmüş müyüm ki miye 5 kuruşa laf edisin? Dayı kırılayım ha. Aman kırıl. Senin gibi odunu da anca benim gibi biri kıra. Oğlum anlamamışsın. Adam para vermiş, para. Hiçbir şey istemeden vermiş. Ya neden? Olmuyor mu? Ben işte onu diyeyim. Niye vermiş? Ya bir tane bile kaçak cigara satılmasın diye vermiş. Ne olmuş? Millet ucuz ucuz içi işte ha. Bu adam niye buna sardı? Cevher bak bilisin ben de Elemdağ'da tütün ve mamullerini sevmiş. Cezası 69. Kampanya açtık. Tumansız hava sahası istik. Hak et mi dayı? Millet tumansız mı gezecek? He, gezmeye başladı bile oğlum. Koş koş sen ne durisin? Oğlum siz beni deli mi edeceksiniz? Parayı basacağız ki millet başkasından almasın. Bizden alsın. Biz cigarayı nereden bulmuşuk? O bizim işimiz değil ki. Zülfikar bulacak malı. E biz sadece parayı mı dağıtacağız dayı? Yok. Hepsini değil. Bizim çocukları salacaksınız sokağa. He? Kaçak sigara getirenlerin ağzını burnunu kıracaklar. Biz de alemde paraları dağıttık hepsini. Ondan yani böyle oldu yani. Peki dayı. Devletin sırtını döndüğü adama biz niye sarılık? Yarın öbür gün bir devlet bekçisi gelse, bu adamdan daha devlet. Bilirsin, düğmesi 6 aydan başlıyor. Oğlum bekçi mi kaldı ki düğmesi kala? Dayın işine bakar. Elem de bana paramı verdi. Neden? Olmuyor mu? Gerisi beni alakadar etmez. En son kaç saydın imdadım? Vallahi dayı sizi dinleyeyim unuttum. Bir daha sayayım. Sevi. Sevi bu çocukla para saymayı Sevi. Allah için ben de sevim. Am bu parayı sevim. Bak bugün alemde para verdi. Onu öyle sevim ki. Aha yarın sen parayı verirsen. Seni de severim.
Bu alemdarın bizimle ne işi var oğlum? Sorayım ağam. Sorma. Ortalığı karıştırma. Ben öğrenirim. Herkesi topladım ağam. Görülmüş mü? Duyulmuş mu ulan? Gel. Amca Süleyman geldi. Gelsin. Beni emretmişsin Zülfikar ağam. Nasılsın Süleyman? İyi misin? Sayende iyiyim ağam. Yeğenlerim de iyi mi? Hepsi iyi ağam. Cigara içiyorlar mı cigara? Yok ağam, hiçbir içmiyor. Ben içiyorlar diye duydum. Yanlış duymuşsun ağam. Yani söyleyen yanlış söylemiş ağam. E sen doğrusunu söyle o zaman Süleyman. Benim duyduğum yeğenlerim kaçak sigaraya dadanmışlar. Sen iyi para kazanıyorsun. Bunlar niye ucuzundan kaçak alıyorlar? Bilmiyorum ağam. Ne demek istediğini anlamadım aslında. Anlamazsın tabii. Seni oraya kazık diye mi diktim? Adamlarının hepsi kaçak sigara getiriyorlar. Sen ayakta uyuyorsun. Nereye, kime getiriyorlar bu malları? Nerede tutuyorlar? Hepsini öğreneceksin. Emredersin ağam. Polat Alemdar, sigara işine mi verdi Zeynel? Başkanım, Amerikalılar geldi. Numuneleri getirdiler mi? Getirdiler başkanım. Denediniz mi? Numuneler emrettiğiniz gibi başkanım. İçeri al. Bize de af çıkarsa siz bu silahları kime satacaksınız? Bu bölgede bu kadar iyi müşteriyi nereden bulacaksınız? O zaman size bir devlet kurmak gerekir. Daha çok silah satabilmemiz için. Kapitalizmin bu taktikleri devrimci arkadaşlar tarafından tam olarak özümsense devlet de kurulur, ütopya da gerçekleşir. Siz hiç sömürüden vazgeçmeyecek misiniz? İstersen silahları geri götüreyim. Taktiksel durumdan vazgeçin artık kardeşim. Ticaret yapıyoruz burada. Ne sen silahları geri götürürsün, ne de ben onları geri yollarım. Şahmeran, artık paraları nakit istemiyoruz. Ne oldu? Sorun mu var? Sorun çıkıyor. Artık havale edilmesini istiyoruz. Yine bir kapitalizm taktiği. Hani ticarette taviz vardı? Avrupa'da sıkıntıdayız. Hesaplarımız takip ediliyor. Siz bir yolunu bulursunuz. Siz problem üretin, biz çözüm üretelim. Bu da devrimcinin kaderi işte. Hallederiz, merak etme. Adamın adı İzzet. Sarma diyor millet.
Atadan dededen tütün işi yapıyor. Epeydir kaçak sigarayı bu satıyormuş. Bulgaristan'dan, Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan, nereden bulursa getirip iç piyasaya sürüyormuş. Deposunun adresi mi bu? Bu depolarından birinin adresi. Memati, duymuş muydun sen bu sarmayı? Çok eskiden duymuştum usta. Ama önemsiz biriydi. Sigara işinden ne olacak? Öyle deme Memati. 300-500 milyon dolardan bahsediyorlar. Pırlantadan mı bahsediyoruz, altından mı? Topu topu sigara. Memati, sigaranın paketi kaç para? Ben ne bileyim kaç para? Yabancılar 7 lira. Ona maliyeti 2 lira. Normal sigaradan bakkal büfe %10 kazanıyor. Kaçak sigara sattığında %100 kazanıyor. Kimin ne kazandığı bize alakadar etmez. 1 lira bile kazansalar bizden habersiz kazanmayacaklar. Sağ olasın Zülfikar ağam. Sen sağ ol Can Polat. Can Polat desem sana mahsuru var mı? Memnun olurum. Eyvallah. Memat abi, ben de geleyim mi? Gel göreyim bakayım bileğin nasılmış. Bu iş uyuşturucu işi değil. Kimseye sıkmayacaksınız. Tertemiz girip tertemiz çıkacağız. Aferin. Adam olacak Zeynep. Olacaksa da senin yanında olsun ha. Ben de senin gibi kolumun olmadığını unutsam. Sen tek kolla çok iş yaparsın, hadi. Yaparım abi. Usta, çocuğu sağa sola yolluyorsun da bir sakatlık çıkmasın. Memati, 50 kişi değiliz. Herkes bir şeye koşacak. Kimseyi öldürmeyin diyorsam öldürmeyin. Arkadaşımız mı ölseydi abi? Adam öldürse öldürürdü. Ya benim emrimi dinleyeceksiniz ya da yanımda olmayacaksınız. Usta, çocuk yardım... Şunları kamyona doldurun. Adamı ortadan kaybedin.
Ailesini de öğrenin bir ömür bakın. Ellerini ayaklarını kıracağım. Peki ağam. Alo. Ben Polat Alemdar. Kiminle görüşüyorum? İzzet ben. İzzetçim, mekanındaysan bir çayını içmeye geleceğim. Konu neydi? Yüz yüze İzzet. Yüz yüze. Buyurun gelin. Beklerim. Polat Alemdar'ın bizimle ne işi olur? Abi, kime gidiyoruz? Sarıso'ya. Toz mu satıyor? Yok. Muhabbete gidiyoruz. Alemde ne oluyor ne bitiyor öğrenelim. Abi, Sağır diyorsun. Oğlum, lakabı Sağır. Bu adamın duymadığı, bilmediği hiçbir şey yoktur. Herkes gelir buna bir şeyini anlatır. Hatta derler ki bu Sarıso polisin bile bir kilometre öteden ayakkabısının tıkırtısını duyarmış. Memati abi, sen misin? Benim İso, benim. Abi, o yanındaki kim? Tıkırtısını hiç duymamıştım. Eskiden postal mı giyiyordu? Bırak İso batmayı. Çay söyle. Söyledim abi. Hadi bakalım İso, her şeyi biliyorsun. Niye geldiğimi de bil. Vallahi devlet baba 3'ten 9'a boşamış diye duydum. Başka da bir şey duymadım. Sağır olmuşsun sen, sağır. Eskiden her şeyi duyardın. Kereste işi nasıl gidiyor? Mehmet Fikret akıllı olursa iyi gidecek. Olmaz, dayanamaz o abi. Benden iyi biliyorsun. Allah'tan İbrahim Velid'in kızı gelmiş. Bu sıra onun peşinde de belki yamuk yapmaz. Çirkindir lan ayının kızı. Yok abi, güzel, bekar. Öğreneyim mi kim var kim yok hayatında? İstiyor musun? İso, karı kız konuşmaya gelmedik. Bulut'u kimin öldürdüğünü soracaksan bir bilgim yok abi. Senin bilmediğini ben nereden bileyim? Ne geveliyorsun Sağır? Abi, alemde milletin ağzı torba değil ki bizesin. Herkes konuşuyor. Memati Baş utandığından arkadaşını gizli saklı gömdü diyorlar. Kim diyorsa gelsin bana desin, onu da gizli saklı gömeyim. Beni lafa tutma Sağır. Emret abi. Diyelim ki bir tanıdığın elinde toz var. Abi, toz işine beni bulaştırma. Bulaştırmıyorum oğlum. Ben de bulaşmam biliyorsun. Ama elinde kalmış işte. Tanıdığı ettiği de yok. Tozu okutacak. Aradan yolunu bulursun sen de. Abi, toz işi pis iş. Sağır, kulaklarını iyi aç, dinle. Bir alıcı malıcı duyarsan bana haber ver. Nasıl haber vereceğini biliyorsun. Kaç kilo abi? Epey varmış, dedim ya. Bunlar daimin sana hediyesi. Bundan sonra cigarayı bizden alacaksın. Alamam. Doğru söyleyeceğiz. Ben olsam ben de almam. Ne, bu kadar hediye mi olur? İmdat, biraz daha getir oğlum. Elin titriyor ha. Balı nereden kardeş? Çam balı. Çam balını hiç sevmeyeyim.
Cevher, eski çamlar bardak oldu deyiler. Birkaç tane numune kaldı deyiler dayı. Değilsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kızım, kahve söyle bize. Nasıl içersiniz? Orta. Orta şekerli olsun lütfen. Buyurun oturun. Hep tanışmak istemiştim sizinle. Bugüneymiş kısmet. Ben de hep iş yapmak istedim seninle. Ama bugüne kısmetmiş. Tabii, hay hay. Seve seve. De, bizim işlerimiz küçük işler. Biz de ticarete küçükten girelim diyoruz. Biraz birikmiş param var. Duydum ki sigara işi yapıyormuşsun. Paramı sana versem, sen işletirsin, hem sen kazanırsın, hem ben. Bizim yaptığımız küçük çaplı bir ticaret. Kendimizi bile zor çeviriyoruz. Size kim ne söyledi bilmiyorum ama... Kimsenin bir şey söylediği yok. Bildiklerimi kimseye sormam İzzet. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Devletten bazı arkadaşlar da daha önce teklif ettiler. Ama ben devletle iş yapmayı pek uygun bulmuyorum. İzzetciğim, devletle iş yapmıyorsan kaçak sigarayı nasıl getiriyorsun? Bizim de kendimizce dostlarımız var yardımcı olan. Beni dost olarak istemiyorsun. Tabii ki. Dostluğunuz başım üstüne. Ama ben dostlarımla ticaret yapmayı uygun bulmuyorum. Prensiplerine saygı duyuyorum. Dediğim gibi biraz param var. Paranı değerlendirecek adam arıyorsan arkadaşlarımız var. Parana takla attırırız. İyi de kar getirtirler. Sigara işi aklıma yatıyordu ama... Madem yok diyorsun, ben kendime başka iş bakayım. Şey ya... Kusura bakma, sana bir şey soracağım. Sor İzzetciğim. Benim depoma sen mi çöktün? İzzetciğim, ne sen böyle bir şey sormuş ol, ne ben duymuş olayım. O da içtiğim kahvenin hatırı için. Beğendim, güzel olmuş. Buyurun. Müsait değilseniz sonra geleyim. Gel gel canım. Fikre ihtiyacım var. İstediğiniz dosyaları buraya bırakıyorum. Hı hı. Nasıl olmuş? Güzel. Beğenmedin sen. Ay yok, beğendim. Neyini beğenmedin? Rengini mi? Renkte bir sorun yok da... Biraz klasik gibi geldi. Ben klasik bir adamım. Hem klasik hem modern bir tarzınız var. Belki tek düğme denersiniz cekette. Tek düğme mi? Babacığım. Çok yakışmış takımın. Teşekkür ederim kızım. Ama tek düğmem olsun diye düşünüyordum. Sakın. Bence böyle çok güzel. Ne haber Peri? İyiyim canım. İstediğiniz dosyaları getirdim. Gördüm. Teşekkür ederim. Sen bunu al da tek düğme yap. Hayatında değişiklik arıyorsan babacığım, zaten gündemimiz hızlı değişimlerle dolu. Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın başına Ünsal Kemal getirilmiş. Polat? Görevden alınmış. Bu tabloya göre... Aaron Feller hala bu bölgenin tek adamı. Müsaadenizle. Peri Holding'e mi gidiyorsun? Evet. Şu dosyalarla ilgili toplantı yapalım. Ne zaman isterseniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler.
generalin öldürülmesi çok kötü oldu. Baba, Feller'le ilişkilerimizi yeniden iyileştirmemiz gerekiyor. Onunla ilişkilerimiz asla eskisi gibi olmaz. Yapacak bir şey yok. Ne kadar toparlarsak o kadar iyi. Aaron'la görüşmemi ister misin? Niye sustun abi? Ne zaman konuştum ki Abdüley? Takma kafana be abi. Bunlar it köpek. Tabii ki böyle konuşacaklar. Ne zamandan beri itin köpeğin ağzına kemik olduk Abdüley? O nasıl laf abi? Yalçın Bulut'a örgüt sıktı. Gidip örgüte savaş mı açacağız? Açtık lan açtık. O yüzden öldürdüler. Yoksa ne işleri olur? Biz gidersek dağ bayıra, adamlar da evimize gelir. Yapacak bir şey yok abi. Mafya olsa yerini bilir, gider gereken cevabı veririz. Ortada hem kadın var hem örgüt. Nereye abi? Millete sağır diyoruz. Asıl biz sağır olduk. Hem kör hem sağır. Leyla Türkmen Hanım görevine başlamış mı? Başlamış. Bizim savcıyla ne işimiz olacak efendim? Hadi başsavcı neyse de. Bizim savcıyla işimiz yok. Ama Polat Alemdar'ın var. Bir gidip kahvesini içelim. Yeni Türkiye'yi biraz anlatalım. Özel savcı olduğuna bakma. Bu işlerden anlamaz. Baban nasıl, iyi mi? Biraz tedirgin. Tedirgin olmak da haklı. Bu ülkede yaşamak, başarılı olarak yaşamak insanı tedirgin eder. Herkes onun düşmanı. Siz? Ben kimseye düşmanlık beslemeyecek kadar kendini beğenen bir insanım. Herkesin bir zaafı var, benimki de bu. Babamla çok iyi anlaşabilecek yapılarınız var. Ama başından beri neden bu ilişkiyi yakalayamadığınızı hiç anlamıyorum. Babanla değil. Ama seninle var. Babamla davranışlarımız birbirine benzer. Ama sen kadınsın. Babanla dost olamayabilirim. Ama bir kadınla düşman olacak kadar ahmak değil. Hele güzel bir kadınla. Beni küçümsüyorsunuz. Asla. Az önce tek zaafınız olarak kendinizi beğendiğinizi söylediniz. Bence yanılıyorsunuz. Tek zaafınız bu değil. Kadınları parmağınızda oynatabileceğinizi düşünmek daha büyük bir zaaf. Baban sözüne sadık bir adam değil. Hala eski gücünün peşinde. Ona gücünü verdiğim gibi geri aldım. Yeni ve mütevazı hayatını kabul etmeli. Gerçek bir centilmen gibi. Anlamadığınız şu. Babam bunu kabul ediyor. Çoktandır bunun için hazırlanıyor. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Sizin bizzat buraya gelişinizle yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde niye daha önce babama verdiğiniz gücü bana vermiyorsunuz? İtaat etmeyi bilmiyorsun da ondan. O ne demek? Sen babanın ne fedakarlıklarda bulunduğunu bilmiyorsun. Hatta bunu zaman zaman aşağılıyorsun.
Bizim onunla ilişkimiz, güç verme biçimimiz Tanrı'nın insanlara verdiği güç gibi. Sen kendini çok güçlü hissedersin ama aslında hiçbir şeyin olmadığını bilirsin. Ne yani? Siz Tanrı mısınız? Tanrı'yı bulmak onu sorgulamakla başlar. Sorguluyorum tabii. Amerika gücünün sonuna geldi. Bence yıkılması an meselesi. Ben kaybedecek bir güce niye itaat edeyim ki? Onu niye kendi ilahım kabul edeyim ki? İnci. 200 sene önce Amerika yoktu. Ama biz vardık. Amerika'ya o gücü kim verdi zannediyorsun? Ve Amerika yok olsa başka birilerine bu gücü vermeyeceğimizi mi zannediyorsun? Madem bu kadar güçlüsünüz, sizi yok etmeyi insanlar nasıl düşünebiliyor? General Hamilton her şeyinizi almaya gelmişti. Öldürüldü. Tanrı'nın olduğu yerde şeytan da vardır. Baban şeytanla pazarlık yaptı. Tahtını kaybetmiş bir kral şeytandan bile medet umar. Müsait misiniz savcı hanım? Buyurun müsteşar bey. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Kamu güvenliği teşkilatının başına getirildim. Teşkilat gizli bir teşkilattı. Deşifre olmasıyla birlikte yasal bir nitelik kazandı. Ama daha çok göstermelik bir nitelikti. Tüzüğü açık, iç güvenlik kapsamında neredeyse sınırsız bir yetkiye sahip teşkilattı. Bizden öncesine kadar. Ama ben teşkilatı hukuk sınırları çerçevesine taşıyacağım. Ne güzel. Bunları keşke benimle değil, başsavcımızla paylaşsaydınız. Sayın Başsavcı'yla görüştüm. Sizi önemsediğini biliyorum. Böyle hassas bir noktada bir kadını görevlendirmesi bunu gösterir zaten. Birlikte başarılı bir çalışma sergileyeceğimizi düşünüyorum. Ben her konuda yardımınıza hazırım. İş bölümünde size düşen suçlara ilişkin yetersiz kalacağınız hususlar olabilir. Nasıl yetersiz anlamadım. Zanlılar en son teknolojik yöntemleri kullanıyorlar. Yargı bu konuda biraz geride kaldı. Bu konuda uzman kolluk güçleri emrimizde. Yine de teşekkür ederim geldiğiniz için. Her zaman arayabilirsiniz. Gençmiş. Hem genç hem kadın hırslı demektir. Hırslı insan zaafı olan insan demektir. Yani koçum, savcı emrimde. Polat Alemdar'ın telefonu. Thank you.
Alo, Polat Alemdar'la mı görüşüyorum? Söyle Yaşar abi. Biz tanışmıyoruz. Benim numaram sizde kayıtlı mı Polat Bey? Senin her numaran bende var Yaşar abi. Müsaitseniz görüşelim istiyorum. Müsaitiz, buyurun. Eski yerinizde değilsiniz diye duydum. Yeni yerimizi de duymuşsundur. Buyur gel. Abi nereden bildin kimin aradığını? Erhan, koluna bir darbe aldın. Dünden beri aklın kolundan başka bir yere mi gitti? Yok abi. Biz adamın kolunu kırdık. O aramayacak da kim arayacak? Hemen nereden bizi bildi diyorum abi. O kadar malı parayı oraya koyan bir kamera koymaz mı? E biz niye silmedik kamera kayıtlarını? Biz hırsız mıyız kayıt silelim? Herkes ne yaptığımızı bilsin. Ne yapacak, polise mi gidecek? Nemati'ler neredeymiş Cahit? Abi arıyorum, cevap vermiyorlar. Abi burada bir şey yapamayız. Bizi harcarlar. Zaten harcadılar. Omzundaki kurşunun yarası geçmedi. Daha bulutu da demiyorum. Abi sen bu işlere yabancısın. Faili meçhul adamın mekanını basıp sıkarak olmaz. Bana ne lan? Bunlar yüzünden bir ömür hapis mi yatalım? Bir ömür başımız önde mi gidelim? Abi her şeyin bir yeri bir zamanı var. Zamanı yok. Yerine bir şey demem. Zozan arkadaş sizinle görüşmek için hala bekliyor. Beklesin. Sıkıntı çıkaracak. Zaten sıkıntı çıkarmaya gelmiş. Şahmeran bize madalya göndermek için yollamadı ya. Çıkabilirsin. Ben de sizi çağırıyordum. İşinizin yoğun olduğunu biliyorum. Ama bana verilen görev de önemli. Nasıl yardımcı olabilirim? Başkanımızın metropolden gidişi TC ajanlarına sızdırılmış. Kendisi ölüm tehlikesi atlattı. Bilmiyordum. Bana ne zaman nasıl gideceğini bildirmedi. Bildirseydi kendisini güvenli bir şekilde yolculardım. Bu konuya ilişkin rapor hazırlayabilir misiniz? Senin de söylediğin gibi Zozan arkadaş. İşlerim yoğun. Sen raporunu hazırla, teftişlerini yap. Arkadaşlar sana yardımcı olsunlar. Bundan daha yoğunlaşacağınız nasıl bir işiniz olabilir ki? Örgütümüz zafiyet gösteriyor. Örgütünüz zafiyet göstermiyor. Başkanın zafiyet gösteriyor. Burası metropol. Şahmeran buraya geldiğinde başına her şeyin geleceğini bilecek kadar tecrübeli. Ayrıca ona yanında ajanların cirit attığını söylemiştim. Sen de istersen bunu raporuna yaz. Benim şimdi çıkmam lazım. Nereye? Merak metropoldeki en büyük zaaftır. İnsanın başına iş açar. Görevinle ilgili soru sor. Görevini ve haddini aşan yerde susmayı öğren.
Tatlı getirttim Antep'ten. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye. Zahmet etmişsin. Polat Bey, görevden ayrılmışsın. Gözün aydın mı desem, geçmiş olsun mu desem? Benim gözüm aydın, sana geçmiş olsun. Devlet vazifesi zırh gibidir. Makamda otururken seni korur ama ağırdır taşıması. Taşırken de insanı yorar, yüktür. Üstünden çıkardığında yükü hafifler. O hafiflemeyle ister ki koşsun, zıplasın, dağıtsın, saldırsın. Hafiflik iyidir. Ama artık zırhı da yoktur. Ne zamandır halden anlayan bir adamla konuşmamıştım. Hakikaten insan yükten kurtulunca hafifliyor. Sen de epey hafifledin. Sen böyle olacaksan ben seni hep hafifletirim. Ne yükün varsa alırım. Çocuklar senin olduğunu söyleyince dedim ki bir yanlışlık var. Polat Alemdar bizim mekanımız olduğunu bilse bunu yapmazdı. İllaki bir yanlışlık vardır. Polat Alemdar'ın bir şeye ihtiyacı olsa biz zaten veririz. Söylesin yeter dedim. Yanlış mı söylemişim? Eksik söylemişsin. Polat Alemdar senden bir şey istese tabii ki verirsin. Ama Polat Alemdar bir şey isteyen adam değil. Bir şey istesem ben senin karşına geçer, oturur, dil dökerdim, değil mi? Şimdi sen buraya geldiğine göre söyle Yaşar'a. Ben seni kırmam. Ne istersen veririm. Yeni bir hayat kuruyorsun. İş kuruyorsun. Yeni bir de mekan lazım. Burası olmaz. Para kalsın. Yalnız emanetimi geri isterim. Dün canım çok sıkkındı. Görevden de alındım ya. Bir gecede oturdum, hepsini çektim, bitirdim. İyi yapmışsın. Tutsan bir işine yaramazdı. Sen satmazsın da, satacak olsan da alıcı bulamazdın. Bir daha canın sıkılacak olursa haber ver. Geldiğin yerde ben de olayım ki ne çekeceksen beraber çekelim. Muhakkak arayacağım. Alo? Zozan? Başkanım? Nedir durumlar? Başkanım, metropoldekiler tamamen zafiyet içerisindeler. Sen de metropoldesin. Sen de onlara benzemez olsan. Ben sizin bilinçlendirmeniz neticesinde asla zafiyet göstermem. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Aynı araştırıyorsun. Evet başkanım. Güvenli bir yerde misin şu anda? Evet başkanım. Sana birini söyleyeceğim. Ona gideceksin. Ona benim yolladığımı söyleyeceksin. İsviçre'deki hesaba 50 milyon dolar para gönderteceksin. Alo, dinliyor musun beni? Duydum başkanım. Bu konuyu size daha sonra rapor edeyim mi? Sen dediklerimi yap. Rapor mapor istemez. Şimdi sana isimleri ve hesap numarasını veriyorum. Yazıyor musun? Başkanım bir dakika. Bir kağıt kalem alayım önce. Tamam, bekliyorum.
Geldim başkanım. Heh. Hazır mı kağıt kalem? Yaz bakalım. Yazıyorum başkanım. Hoş geldin başkan. Hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Hoş geldin başkanım. Herkesin içinde adam mı vurur? Doğruyu hep dağda vuruyorduk. Çocuklarınızı okula göndermeyin. Ana dillerinde eğitim alana kadar evlerinde kalsınlar. En azından TC çocuklarımızın temiz dimalarını kirletmemiş olur. Arkadaşlar Polat Alemdar'ın adamlarının burada olduğunu söylüyorlar. Bizi dinlemeye gelmişlerdir. Problem çıkabilir, gereğini yapalım. Gereğini ben yaparım. Siz görmezlikten gelin. Devlet hem halkımızdan vergi alıyor, hem de halkımıza hizmet götürmüyor. Nasıl mı hizmet götürmüyor? Kimliğini inkar ederek. Diyorlar ki size yol yaptık. Biz kimiz önce onu söyleyin. Diyorlar ki size hastane yaptık. Biz kimiz? Sizin sömürdüğünüz köleler miyiz ki bize lütufta bulunuyorsunuz? Yollarınız, hastaneleriniz sizin olsun. Okullarınız sizin olsun. Artık biz bizi inkar edenleri inkar ediyoruz. Siz de sizi inkar edenleri inkar edin. Hayırdır İzzet Bey? Sen gittikten sonra ben çok düşündüm. Ben sana büyük kabalık yapmışım. Sen gelip bana ortaklık teklif ediyorsun. Ben reddediyorum. Bir şey olmaz. Ticaret bu. Ticaret bazen insanın gözünü kör ediyor. Senin gibi bir adamla ortak olmak şereftir. İzzet Bey, senden ayrıldıktan sonra bazı dostlarım aradılar. Gel bizimle iş yap dediler. Ben de paramı onların işine yatırdım. Paraya ne gerek var? Bizim ortaklığımız yeter. Senin ismin olursa bizi rahatsız eden de olmaz. Seni kim rahatsız etmiş ki? Sen biliyorsundur. Yok, bilmiyorum. Şeref Zazoğlu yok mu? Bizim dükkanlarımızı basmış. Bundan sonra malı benden alacaksınız demiş. Zaten Zaza bu işte varsa ben hiç yokum. Ben bu kadar adam tanıdım bu alemde. Zaza kadar laftan sözden anlamayan, inatçı birini tanımadım. Yani sen yok musun bu işin arkasında ardında? Diyorlar ki Zaza'yla senin hukukun varmış. Benim herkesle hukukum vardır. Ama madem sigara işine Zaza el atmış, git meseleni onunla çöz. Ben araya girmem. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. İnanmadı bu İzzet, ben sana diyeyim. İster inansın ister inanmasın. Sana gelip yüzdesini verip anlaşacak. Yüzde kaç verir değilsin? Benim duyduğum cimriymiş. Çok zorlama ki hep iş yapalım. %15'e ya sıkış. Onu alsam iyidir. Ben sana diyeyim.
Alırsın sen Zaza, alırsın. Beni sever misin? TC bizim konuşmamızdan rahatsız. Çünkü gerçekleri dile getiriyoruz. Bizi susturmak istiyorlar. İşte size örneği. TC ajanlarını yollamış. Her yerde baskı, sindirme, tehdit, şantaj. Sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Ne var ajan arkadaş? Beni öldürmeye mi geldin? Önce sorularıma adam gibi cevap vereceksin. Sonra ne yapacaksam yapacağım. Ne soracakmışsın? Yalçın Bulut'u sen mi öldürttün? Biz burada Barış'tan bahsediyoruz. Senin sorduğun soruya bak. Arkadaş, insanları siz öldürüyorsunuz. Biz değil. Kıvırma cevap ver. Derdin beni öldürtmekti. Bulut kendini feda etti. Sen kimsin ki benim sana dair bir hedefim olsun? Ve hatta onu başaramamış olayım. Sana bir soru sordum. Daha da sormam. Cevabını aldın. Ne yapacaksan yap ya da defol git. Bırakın lan beni. Bırakın lan seni. Bırakın. 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 Polis çıkışı. Gelin hadi. Bırakın. Ana seni inandıra ki %25'ten aşağı kurtar mı İzzet? Zaza, deli deli konuşma. Bildiğim işi bana mı anlatıyorsun? Ne kurtarması? Bildiğin işi anladım sağ işte. %100 kar edisin. 25'e niye kıvranısın? Ne demek niye kıvranıyorsun? Ben bu işi yapmam daha iyi, tamam mı? Yapmışsan yapma. Sanki paranın hepsi bana gali da. Kime veriyorsun ki? Sen ortakların söyle. 20'ye ben hazırım. Git Allah'ını seversen ya. Ya nasıl ya? Bir de bana söylesin. Zaza, söylesem ayağa kalkar önünü iliklersin. Aha. Dinleyeyim. %10. Bir daha bugünkü gibi bir şey yaşanmayacak. Depolarıma sinek bile girmeyecek, tamam mı? %20. Sinek işine de ben bakmayayım. Geç zabıtaya söyle ilaçlasınlar. 15. Yok, 20'de elini sıktım artık güzel. Hış. Ömrü hayatımda çok cambaz gördüm ama senin gibisini görmedim Zaza. Hani ya ipim? Sen ipsiz bile oynuyorsun Zaza. İzzet uyanık ol. Boynundan ilmiği çıkarmışım, üstünde yürüyeyim. Git keyfini sür. Kaça bitti? Ona bitti.
Dayı. Ne? Oğlum işte on Alemdağ'ın, on da bizim. Alemdağ Matik mi ataktiyiz? Atim. Atim. Devlet adamı nereden bilsin ticareti? Bırak biraz yesin madigi de öğrensin. Ben iyiliğini isteyeyim. Dinime. Moğolistan'a yolladı beni. Sen ne yaptın? Rapor aldım, ne yapacağım? Hayırlısı olsun. Usta, Ünsal bir şey yapmayacak mısın? Müsteşarla ilgili ileri geri konuşma. Devletin maneviyatına tahkir ve tevzife giriyor. Usta, durumu küçümsüyorsun. Bu adam daha önce başımıza ne işler açtı? Şimdi bin beterini açacak. Hayatta hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçümsemem. Ama gözümde de kimseyi büyütmem. Abi Memat abiyle Abdüley gözaltına alınmış. Ne? Ben sana diyorum usta. Ne diye almışlar? Lalezar'a vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış. Neredeler şimdi? Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş. Ya bunlar manyak mı? Kafayı mı yemişler? Ya niye böyle bir şey yapıyorlar? Emati Bey, siz Savcı Hanım'ın yanına geçin, ben de geliyorum. Abdüley Bey, Polat Alemdar'ı da Savcı Hanım çağırıyor. Avukat, Polat Alemdar'ın konuyla ne alakası var? Savcı Hanım istedi, onun da ifadesine başvuracak. Anlamadım ki, Emati Baş bilerek, isteyerek kendi başına iş yapamıyor mu? Abi çeteye sokacaklar, o yüzden çağırıyor. Bir kadını öldürememek için çete mi lazım? Neyse, ben Savcı Hanım'a söylerim. Siz ustayı aramayın. Çevir numarayı avukat bey. Münasip bir dille de durumu izah et. Abiden iyiydi ama her türlü yedik. Bari müebbete çevirelim iyi halden. Savcı Hanım, Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok. Sana bir şey sormadan cevap verme. Tamam. Sor söyleyelim. Senin keyfine göre mi soracağız? Ya tamam, bir şey demedim. Aha da sustum. Çık dışarı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla. Ulan, bugün iki kadından yediğimiz fırçayı ömrümüz boyunca yemedik biz. Bir sözüm vardı ya, kadın vurmayacağım diye. Geri aldım. Şahitsin Abdüley. Abi istersen adliyede böyle şeyler konuşma. Seni çağırıyor. Git git. Çok avukat tipi var ya sende. Ya kardeşim, laftan anlamıyor musunuz? Avukatınız gelsin. Avukat Bey.
Geliyor mu Polat Alemdar? Aradık. Geliyor savcının. İyi. Bu dışarıdakilerin ifadesini Lale Zara ile birlikte alacağım. Peki. Abi niye yolluyorsun beni? Artist, her şey maydanoz olma sende. Bize bunu yaptı. Abinin ağzından burnundan getirir. Bulursa getirir. Avukata numarasını söyledim. Aradı, geliyor. Ol ol. Senden çok güzel maydanoz olur. Sap maydanozsun sen. Yaprağın bile yok. Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar, birimiz dışarıda kalsın. Nasıl istersen abi. Evet Lale Hanım, sizi dinliyorum. Ben ifademi kendi dilimde vermek istiyorum. Anlamadım. Bu benim anayasal hakkım. Ben nasıl istiyorsam ifademi o dilde alacaksınız. Görüyorsunuz savcı hanım. Olayı çarpıtmak istiyor. Sen hukuk okumadın mı? İnsanların en kutsalına neden saygı duymuyorsun? Savunma hakkı en kutsal hakkımız değil mi? Türkçeniz gayet düzgün. Kendinizi böyle daha iyi ifade etmiş olmaz mısınız? Hem şüpheliler de sizi daha rahat anlayabilirler. Herkes birbirini daha iyi anlayacaksa ben de en iyi bildiğim dilden konuşayım. Ramazan Bey. Buyurun savcı hanım. Ramazan Bey biliyor dilinizi. İstediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz. Espastikim. Teşekkür etti. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Manlıca herki bu endamen partiye hoera sohbettik ira. O even han teketin hondur. O herzdan ku provokasyone pek binin. Bir yerde partililerimle sohbet ederken bu iki şahıs içeri girip provokasyon yapmaya çalıştı. Ev ajanen devletene, rehistinekin, şebekene. Jizu deyek uveçev sandin elemendikin. Yalan söylüyor. Sizden hala çete mi var, örgüt mü var? Sana söz vermeden konuşma. Bunlar devletin ajanları. Bir örgütler, çeteler. Bana çoktandır bu baskıyı uyguluyorlar. Şikayetçi misin? Ezgilidarim. Ez yuvere dibejim ku ezci aliye hemu ajanin tecivetem tehditkirin. Şikayetçiymiş. Ne? Hemu ye beje. Lebele ez femnakim kutuçu dibeji. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda? Savcı hanım tam Kürtçe bilmiyor. Ne dediğini anlamıyorum. Size burada sistemli olarak TC'nin her türlü ajanı tarafından tehdit edildiğimi söylüyorum. Madem kendi dilini doğru düzgün bilmiyorsun, niye öğrenmiyorsun? Müsaade mi ettiniz? Yenduhazen zühinde ben. Az hem bir kurmançı, hem bir sorani. De peyevim. Tuçimani kari bir peyevi. Sen ajan olarak özel yetiştirilmişsin. Burada ifade alıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun. Hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış. Lale, ajan ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin. Bayağı iyi bir ajansın. Savcı hanım sizi istiyor. Usta, önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun. Emati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim tutmaz.
Beni istetmişsiniz. Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi. Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim? Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. Az harçlığını almadık Elif'le. Leyla sen misin? Sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişedi bir. Bana diyorsun, sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğüme. Geç. O kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili, bak savcı oldum. Biliyorsun Elif kıskançtı, bana iletmedi. Uydurma. Beni mi kıskanacak Elif? İstanbul hukukun en güzel kızı. Leyla Allah aşkına anlat. Sen nereden çıktın? Sen torpili yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım. Savcı oldum. Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm. Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini. Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın? Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar? Bu kadar niye sürdü? Abinin dilinden anlamak zor tabii. Kesin birbirlerine girdiler. Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın? Nöbetçiyim, bana düştüler. Ne yapacaksın? Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka, iş başka. Yok, serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da. Kur. Sen istediğin mahkemeyi kur. Eyvallah. Görevinden ayrılmışsın. Öyle oldu. Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem. Yani beni görmek istemiyorsun. Burada değil. Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda. Dur, ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki. Selam söyle. Olur. Sen dosyayı takip edersen. Peki efendim. Yürüyün. Dua edin arkadaşım çıktı. Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı. Nereden arkadaşın abi? Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim. Kafa rahat. Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta. Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin. Söyle İso. Yerinde misin? Tamam, geliyorum. Usta siz gidin. Ben bir yere uğrayıp geliyorum. Memati bak, Lalezara ile uğraşma. Onu
Onunla uğraşacağım da şimdi mevzu o değil usta, iş. Ne işi? Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret. Ticaret. Nedir durum İso? Abi senin mallara alıcı var. Kimmiş? Abi yabancı birileri. İyi de para veriyorlar. Ne zamana istiyorlar? Bu akşama. Ulan örgütçü, narkotikçi, ajan majan olmasın? Dörtte bir şansım var abi. İstiyorsan bekleyelim soralım. Narkotik haricinde hepsinden paramızı alırız. Narkotik de bize çökmez. Çökse de savcı tanıdık. Tamam, bu gece bitirelim bu işi. O ne Memati? $50 milyon usta. Malları okuttuk. Bunun içine o kadar sığmaz. Cahit'le Abdülay devamını getiriyor usta. Ne yaptın Memati? Usta şimdi diyeceksin ki çoluğundan çocuğundan çıkar. Kusura bakma, biz malı dışarı sattık. Hiçbir şeyimden çıkmaz. Cahit, say şunları da eksik olmasın. Usta, İson'un orada makineye soktum. Paralar da sağlam. Bu paralar sahte Memati. Usta, senin gönlünde sahte. Makineden tıkır tıkır geçiyorlar. O senin gönlündeki helal para bir tek Ömer babanın cebinde var. O da hiçbirimize yetmez. Kenan Evren yazıyor paranın üstünde Memati. Thank you.
Yolladığım paraları verdiniz değil mi? Verdik abi. Yediler. Yiyecekler tabii lan. Yiyecekler.